Ettim. Saygıyla selamlıyoruz. Sayın Genel Başkanımız elektrik faturalarına ilişkin dün bir mesaj verdi ve o mesajında Türkiye bugün konuşuyor. Konuşmaya da devam edecek. Biz de devam edeceğiz. Ancak dünkü videonun içindeki önemli bir noktayı dikkatlere sunmak isteriz Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu olarak. Elektrik faturalarında KDV'nin %1'e indirilmesini söylüyor Genel Başkanımız. Bu kanun teklifimizi geçen yıl 7 Mayıs günü meclise sunmuştuk. Adalet ve Kalkınma Partisi aynı kanun teklifimizin içinde olan TRT payının kaldırılmasını sanki vatandaşa büyük bir jest yapıyormuş gibi tek başına yaptı. Ve TRT payının kaldırılması sonucunda faturalarda gerçekleşen indirim 3 lira oldu. 3 lira. 3 liralık TRT payını kaldırdılar. Ardından 200 TL'lik zammı bindirdiler. Şimdi diyoruz ki kanun teklifimizin TRT payı içindeki maddelerden bir tanesiydi. Gelin bu kanun teklifinin ana gövdesini hep birlikte gelecek hafta salı gününden itibaren bu mecliste kanunlaştıralım. KDV'yi kış ayları için tamamen ortadan kaldıralım. Yaz aylarında da %1 olsun. Bunun dışında asla ve asla faturalara bir vergi yansımasın. Zaten vatandaş faturanın yükünün altında eziliyor ve bunun yapıldığı takdirde hiç olmazsa faturalardaki yükün bir kısmının ortadan kalkması söz konusu olabilecektir. Ayrıca faturalara gelen zamların Aralık ayı sonuna kadar, Aralık ayı sonu itibariyle gelen zamların tamamen geri alınması da temel talebimizdir. Aksi takdirde vatandaşın da, esnafın da, tarımsal sulamayla uğraşanların da ve tarımsal sulamayla elektrik faturası ödeyip de tarım yapmaya çalışan çiftçilerimizin de beli bükülmüştür. Bu yükün altından kalkamazlar. Ancak bu seslere, bu itirazlara, bu isyana iktidar kulaklarını tıkamış durumdadır. Vatandaşın ne yaptığına baktığımızda faturasını ödeyemeyen vatandaş karanlıkla, soğukta kalmakla karşı karşıyadır ve bu duruma düşmemek için vatandaş eşinden dostundan borç peşindedir, yetmemektedir, bankalara yönelmektedir ve bankalardan ihtiyaç kredisi kullanıp fatura ödemeye çalışmaktadır. Bu konuda yaptığımız çalışma son derece rahatsız edici rakamları karşımıza çıkardı. Onları paylaşmak isteriz. Sadece son bir haftada vatandaşların bankalara borcu 7 milyar 200 milyon TL arttı. Vatandaşın bankadan aldığı borç bir haftada 7.2 milyar TL arttı. Tüketici kredileri 2.3 milyar TL arttı. Kredi kartı borçları 4.9 milyar TL yani 5 milyar TL arttı. Vatandaş son bir haftada 5 milyar TL daha fazla borçlandı kredi kartına faturaları ödeyebilmek için, borcunu ödeyebilmek için. 7.2 milyar daha fazla borçlu geçen hafta bugüne göre Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan vatandaşlar. Bu 7.2 milyar dediğimiz öyle küçük bir para değil. 7.2 milyar TL'lik borç eski paraya çevrildiğinde katrilyona denk geliyor. Trilyon da değil, katrilyona denk geliyor. Ve böyle büyük bir borcu Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarının sırtına bindiren, sırtına bastıran ve onları bankalara daha borçlu ve hacze uğramaya daha yakın bir duruma getiren iktidarın yaptığı zamlardır. Şimdi Aralık ayı boyunca şunu söyledik, vatandaşlarımıza hatırlatmak isteriz. Bunlar elektriğe büyük bir zam yapmanın peşindeler. Aslında bunu Sayın Genel Başkanımız 2 Ekim 2021'de Abant kampında demişti. Elektriğe büyük bir zam yapmaya niyetleniyorsunuz, buna kalkışmayın demişti. Kasım ayında hazırlandılar, Aralık'ta bilerek beklemeye aldılar. Neden beklemeye aldılar? Çünkü enflasyon sepetinin içinde elektrik fiyatı var. Elektriğe %127 zam yaparsan
en az kullanan için bile %50 zam yaparsan bunun Aralık sonu enflasyona yansıyacağını biliyorlar. Yansırsa ne olacak? O zaman yapılacak emeklilere yapılacak enflasyon farkı ödemesine de dayanak teşkil edecek. Enflasyon yüksek çıkarsa emekliye, memura verilecek zam artacak. Devletin vatandaşa kurduğu pusuya bakın. Devleti yönetenlerin vatandaşa kurduğu pusuya bakın. Zamma girmesin, vatandaşa verilecek enflasyon farkına girmesin, emekliye girmesin, memurun cebine girmesin, işçinin cebine girmesin diye zamma hazırlamış, aralığı beklemiş, 31 Aralık gecesi Recep Tayyip Erdoğan bu zammı yapmıştır. Madem yapacaksın, hazırladın, 2 Ekim'de duyduk, Kasım'da hazır dediler zam, eğer Aralık ayında yapsa enflasyona yansıyacak, millete verilecek olan maaş zammını etki edecek diye bekliyor. Zam olarak yansıtmıyor ilk önce enflasyona etki etmesin diye. 31 Aralık gecesi vatandaşın sırtına %125 zammı bindiriyorlar. Bunu bütün vatandaşlarımıza şikayet ediyoruz. Bu size kurulmuş bir kumpastır. Bu size bir tuzaktır. Enflasyonu arttırmasın diye ocağa bırakmak, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran ta Temmuz'a kadar bunun enflasyona olan etkisini sizin cebinizden çalmaktır. Bunu vatandaşlarımıza şikayet ediyoruz. Ayrıca TÜİK, Tayyip Erdoğan'ı üzmeyen istatistik kurumu TÜİK, kirayı, doğalgazı ve elektrik harcamalarının sepetteki payını düşürdü. Elektriğin fiyatı düşmedi. Fiyatı %125 arttı ama enflasyon hesaplanmasındaki payı, doğalgazın payı düştü. Yani enflasyonu hesaplarken elektriğe, doğalgaza gelen zam hesaba daha az katılıyor ama öderken %127 zamlı ödüyorsunuz. Bu büyüyen tepki dalgasının ardından şimdi iktidar partisi yeni düzenleme mesajları veriyor. Yakında bir miktar indirim ya da minimum kullanım oranında bir miktar arttırım yapılabilir. Bu zamları kim yaptı? Bu iktidar yaptı. Kimseye sormadan yaptı. Recep Tayyip Erdoğan ne diyor? Her şeyi ben biliyorum. Bütün yetki bende. Verin oyu kardeşinize. Enflasyon nasıl düşürülür diyordu. %127 zam mı? Bizatihi kendisi yaptı. Şahıs yaptı. Diyor ya, şahsım şunu yaptı. Şahsım bunu yaptı. Şahsım yaptı bütün bu zamları. Ama tabii dezenformasyonda, yalanda dünya rekorlarını elinde bulunduran AK Partili siyasetçiler döndüler dolaştılar. Şimdi diyorlar ki elektrik fiyatlarına artışının sebebi CHP'dir. Ya bunu şaka diye yapsan millet abartmayın der, gülmez buna artık. 20 yıldır ülkeyi yönetiyorlar. İbrahim Aydemir pahalı elektriğin nedeni CHP demiş. Ahmet Hamdi Çamlı çıkmış, bütün Türkiye'yi de çalkalayan bir videoyla, haliyle, tavrıyla, sözüyle, vücut diliyle, zamlar CHP zihniyetinin ürünü diyor. Ya zammın altında Recep Tayyip Erdoğan diye imza var, zamlar CHP zihniyetinin ürünüdür diyor. Emre Cemil Ayvalı, elektrik faturaları abartılıyor, bu söylemler gerçekçi değil diyor. Vatandaşlarımız bu AK Parti'nin dediklerine bir kulak verin ve vatandaşla alay etmenin cezasını bunlara sandıkta verin. Eğer elektrik faturasında abartıyorsunuz diyene, bu söylem gerçekçi değil diyene, dükkanının camına geçen ayki ve bu ayki faturaları asan esnaf sandıkta gerekli cevabı vermeyecekse, bunlar şımarmaya, konuşmaya, tepemizden inmemeye, hepimizi süründürmeye devam ederler. Bu terbiyesiz söylemin, faturalar abartılıyor diyen terbiyesiz söylemin haddini bildirmek için dişini sıkıyor vatandaş sandık önüne gelene kadar. O sandıkta göreceksiniz böyle alay etmenin karşılığını. Çorum Gaz'ın genel müdürü, evde atletle dolaşmanız gerekmiyor diyor. Doğalgazı az yakın.
vatandaşa bu kadar alaycı, bu kadar vatandaşın duygusuna uzak, vatandaşın hissiyatından bir haber, vatandaşın canının burnunda olduğunun farkında olmadan bıçağın kemiğe dayandığı noktada bu alay edenlere, bu yok sayanlara, zammı biz değil CHP yaptık diyenlere, yaptı diyenlere sandıkta gerekli cevabı vermek için hep birlikte sıkıyoruz dişimizi. Ama artık ne diş sıkılacak diş, ne dayanacak güç kalmıştır. Bıçak kemiktedir, bıçak daha fazla ileri gitmemektedir, canı yakmaktadır. Bu acıya, bu sefalete dayanılamaktadır. Türkiye'deki isyan, Türkiye'deki itiraz bunadır. Sarayın şıkır şıkır elektriklerinden bir ampul söndürmeyenler vatandaşın ocağını söndürdüler. Bir jest yapın ya, bir jest yapın. Biz bari şu elektriklerimizde %50 tasarruf yapıyoruz deyin. On binlerce ampulle parası ceplerinden çıkmadığından, parası işçinin, emekçinin, emeklinin cebinden çıktığından, fakir fukaranın aldığı ekmekteki vergiden çıktığından sarayda şov yapıyorlar itibar olsun diye. On binlerce ampul yakıyorlar ama vatandaş bir ampulü söndürecek, o da seçimde AK Parti'nin ampulünü söndürecek. Ondan sonra bütün Türkiye'de çok daha rahat elektrik, çok daha rahat doğalgaz kullanılacak, hayat da ucuzlayacak, maaşlar da artacak. AK Parti'nin ampulü sönmeden bu ülkeye huzur gelmeyecek. Bunu bütün vatandaşlarımız görüyor artık. Ve bir yandan da tabii önemli bir tartışma, doğalgazda da kademeli fiyata geçişle ilgili hazırlıklar devam ediyor. Şimdi kademeli fiyat aslında doğru kullanılsa, doğru uygulansa hepimizin savunacağı vicdani bir iş. Nasıl bir iş? Yıllardır söyleriz. Kademeli tarife olsun, ilk tarife sosyal tarife olsun. Hatta ilk birkaç tarife sosyal olsun. Çok yoksullar mesela bugün %50 zam yaptılar falan, öyle değil. Elektriğin fiyatı Aralık ayında diyelim 300 liralık fatura geliyorsa kademeli fatura yapın. Gariban vatandaş o 300 liraya 100 lira ödesin. Durumu biraz daha iyi ama yoksul olan 200 ödesin. Orta direkt 300 ise 300 ödesin. Holding sahipleri, zenginler, yediği önünde yemediği arkasında olanlar da varsın 450 lira ödesin. Sosyal tarife demek mevcut fiyatın yoksullar için aşağı çekildiği, varsınlar zenginler için birazcık arttırıldığı bir tarifedir. Şimdi siz kademeli tarifeye evet diyeceksiniz, yapalım diyeceksiniz. Sonra 200 lira gelen faturayı gariban için 300'e, daha az gariban için de 400-350 liraya çıkaracaksınız. Yok, 200 liralığı garibana 300'e çıkaracaksınız, öbürüne 430 liraya çıkaracaksınız. Biz diyoruz ki yoksulun, fakirin, fukaranın, küçük esnafın, geçinemeyen orta direğin faturaları normalin altına indirilmelidir. Sosyal tarife budur. Bunlar %50 garibana zam, az garibana da %127 zam yapıyorlar. Böyle bir şeyin kabul edilmesi mümkün değildir. Bunu açıklıkla ifade ediyoruz. Ayrıca bir kez daha çağrımızı yenileyelim. Tarımsal sulamaya gelen %95'lik zam artık ekilmeyi, dikilmeyi, bahçeciliği imkansız hale getirmektedir. O damlama sulama faturaları %95 arttığında artık çiftçi iflas etti demektir. Bunun da derhal sulama mevsimi gelmeden geriye alınması gerekmektedir. Tarımsal sulamaya yapılan %95'lik zammı da, esnafın sırtına bindirilen %100'lük zammı da reddediyoruz. Özellikle küçük esnaf için cirosuna göre ve kar etmeyene, zarar edene, düşük karlar edene, zor geçinene bugünkü faturaların dörtte birine kadar gelecek sosyal tarifeler uygulanmalıdır. Yoksa mümkün değil, bunun altından kimse kalkamayacak. Bunu bir kez daha ifade etmek isterim. Ana konumuz budur. Ancak
Bunun dışında bugün kendileri sür manşetlerine taşıdı. Dün de haberlerde vardı, gazetede vardı. Yeni Hasta gazetesinin sür manşetinden 744 gündür basın ilan kurumundan resmi ilan alamadıklarını okuduk. Evrensel gazetesine baktığımızda 18 Eylül 2019'dan beri tam 877 gündür ilan alamıyorlar. Cumhuriyet gazetesi 2 yılda 80 gün ilan kesme cezasına tarttırıldı. 1.6 milyon TL tuttu. Bir gün gazetesine 2021 yılı boyunca sadece 26 gün ilan vermişler. Bu aslında basın ilan kurumu kanunla da güvence altında gazetelere eşit davranması gerektiği halde iktidarın sopası olarak, iktidarın tehdidi olarak ilan kesme cezalarıyla muhalif basını susturmaktadırlar. Şimdi buradan son derece çarpıcı bir tabloyu vatandaşlarımızın insafına, vicdanına sunacağız. 2020 yılı, 2021 bilançoları henüz açıklanmadığı için 2020 rakamlarıyla kamu bankaları, bakın Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıf Bank, gazetelere ve televizyonlara ilan ve reklam veriyorlar. Aslında kamu bankaları bunlar. Buna ne kadar ihtiyaçları var ayrı bir tartışma konusu. Ama ilan ve reklam veriyorlar. Bakın kimlere veriyorlar, kimlere vermiyorlar. Şöyle bir baktığımızda Türkiye'de ilk 16 ilan alan ve almayanlara baktığımızda Sözcü, Cumhuriyet, Karar, Yeni Çağ, Korkusuz, Milli Gazete, Bir Gün, Evrensel, Yeni Asya, Yeni Mesaj. Kaç? Hepsi sıfır. Hiç ilan almamışlar kamu bankalarından. 3 kamu bankası, hepimizin kamu bankası, CHP'linin de, İyi Partili'nin de, Gelecek Partili'nin de, Deva Partili'nin de, MHP'linin de, AK Partili'nin de, hepimizin kamu bankası, muhalefet partilerinin, muhalif seçmenin ilgi gösterdiği, okuduğu, tercih ettiği gazetelere, Sözcü'den başlayıp Yeni Mesaj'a kadar 1 lira ilan, 1 santimetre kare ilan vermemişler. İlan şampiyonu kim? Türk Gün Gazetesi. Milliyetçi Hareket Partisi'ne müzahir Türk Gün Gazetesi 43 bin sütun santim ilan almış. 43 bin sütun santim. Metrekareye vurursanız 36 metrekarelik devasa bir halı düşünün. Ya da evlerdeki 6 metrekarelik halılardan 6 tane. Türk Gün Gazetesi'ne kamu bankalarından bir yılda verilen ilan. İkinci kim? Sabah. 3 akşam. 4 analiz. 5 takvim. 6 yeni birlik. 7 yeni şafak. 8 yeni asır. Milat. Sonra devam ediyor. Hürriyet'le Milliyet'te oralarda ilanlarını almışlar. Bunu şöyle düşünsün AK Parti'nin ve MHP'nin kıymetli seçmenleri. Yarın iktidar değişse, gelen iktidar devletimizin bankalarından ilanları Sözcü'ye verse, Cumhuriyet'e, Karar'a verse de, Yeni Asya'ya verse de, buraya muhaliflere verse, sizin okuduklarınıza sıfır verse ne hissedersiniz? Hak mı, reva mı, vicdan mı, insaf mı? Arkasını çevireyim, bu da televizyonlar. Televizyonlarda Fox 0, Halk TV 0, Tele 1 0, KRT 0, TV 5 0. 0. En üstte kim var? Bengi Türk. Bu sefer ne? MHP'nin televizyonu. Ne almış? 606 bin dakikalık ilanını almış geçmiş. Hani Cumhur İttifakı 15 Temmuz'da kuruldu ya, çıkar ilişkisi ittifakı değil Cumhur İttifakı. Ama Sayıştay'a üye çekerken Cumhur İttifakı diye MHP'den ödüllendirmeyi yaparlar. Tayinde, terfide, kadroda MHP, televizyonda Bengü Türk'e Türkiye'nin 3 kamu bankasının en yüksek ilanını, reklamını vermişler. Paraya bak. Arkasından A Haber, aslanım benim. Arkasından A2, arkasından CNN, A Spor, kim sövüyorsa
ödülü almış, mamayı kapmış. İktidarı kim yeriyorsa belasını bulmuş. Sıfır. Anlayış bu. Bu kamu bankalarının borcunu biz kapatıyoruz. Görev zararını biz ödüyoruz. Hepimizin sırtında. Bakın bu Ziraat Bankası çiftçinin gidiyor krediyi veriyor. Ödeyemezse gidiyor traktörünü haczediyor, evine haciz koyuyor, evden buzdolabını, televizyonunu kaldırıyor. O paraları gidip başta Bengütürk iktidara destek veren kanallara bol bol dağıtıyor. Çiftçiden topluyor faizi, MHP'nin televizyonuna, AK Parti'nin televizyonuna dağıtıyor. Halk Bankası esnaftan topluyor faizi, AK Parti'nin yandaş kanallarına böyle dağıtıyor. Eğer bir kelime eleştirirsen sıfır veriyorlar sana. Gazetede olsan sıfır. Hepimizin bankasıysa sen %51, %51'ini seninkilere ver. Ama %49'u da gözet. %1 gözetmiyor, %1. Böyle vicdansız, böyle insafsız bunlar. Bir de ne diyorlar? Hazreti Ömer adaleti. Hazreti Ömer'in hatırasına ve emanetine adalet üzerinden böyle büyük bir ihanet hiçbir Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yöneticisinin ve Osmanlı'nın hiçbir yöneticisinin yaptığı bir iş değildir. Bu kadar haksızlık, bu kadar adaletsizlik sadece bu dönemde olmuştur. Buradan söyleyelim, iktidarımızda bu paranın tamamı tiraja göre, gerçek tiraja göre. Millet hangi gazeteyi çok alıyorsa o gazeteye daha çok. Millet hangi televizyonu çok izliyorsa o televizyona daha çok ve oransal olarak dağıtılacak. Burada söylüyoruz. Yarın iktidarda oluruz. Bu dediğimizi yapmazsanız bu videoyu oynatırsınız. A haber. Durmadan oynatın. Şimdiden bağlıyoruz kendimiz. Tiraja göre, reytinge göre, vicdana göre, adaletlice. Bu vicdansızların yaptığını yapmayacak bir iktidar geliyor. Önümüzdeki dönemde bunların yaptıklarını yapmayacak bir iktidar geliyor. Son olarak Nurettin Nebati, Londra'daki tefecileri, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki, Katar'daki akbabaları, neden parasız kaldık? Bize boğazı verin. E boğaz vatandaşlarımızın, bir boğaz daha açın. İstanbul'a bir hançer vurun, etrafını arsa yapın, o arsaları bize verin. İstanbul'u talan ediyorlar. Didim'i, Antalya'yı bir sürü yabancı ülkenin zenginlerine veriyorlar. Pasaportu da eşantiyon hediye ediyorlar. Nebati Körfez'i geziyor. Londra'da dolaştı. Uzak Doğu'ya gidecek gelecek. İkna etmeye çalışacak. Döndü dolaştı olmadı. Londra'daki baronları, tefecileri ikna edememiş. Cumartesi günü bizim Fitnat teyzeyi ikna edecekmiş. Ne için? Yastık altındaki altınları bana ver. Şimdi Türkiye ekonomisini bu AK Parti her krize soktuğunda çaresizce dönüyorlar yastık altı altın. Ya yastık altındaki altınları hani damat bey çıkarttırmıştı. Bilmem kaç ton altını damat bey çıkarttırdı. Ne yastık altıymış arkadaş? Dön dolaş Fitnat teyzenin, Refika teyzenin yastığının altındaki altınlara niyetleniyorlar. Altından borçlanacaklarmış. Sana güvenmeyip evi altını evde tutana altını bana ver sertifika vereceğim günü gelince alacağım öbür türlü vereceğim diyorlar. Geçen sene 22 Şubat 2021'de altın borçlandı bunlar. Normal piyasadan, bankalardan, zengin şahıslardan hepimiz adına borca girdiler. Ne kadar? 21 ton. Düşünün 21 ton altın borçlandılar. O gün altının gram fiyatı 332 liraydı. Bugün 798 lira. Eyvahlar olsun. Borç hepimizin borcu. Tayyip Bey ben yapıyorum diyor da parayı sen ödüyorsun. Tayyip Bey kararı kendi veriyor, bedeli sana ödettiriyor. Bugün gelinen noktada geçen sene yaptıkları altın borçlanması 22 Şubat 2021 %148'e mal olmuş hepimize. Şimdi çare yok, para yok. O kadar ki Sağlık Bakanlığı'nın ambulanslarını kaskolatacak para yok. İllere yazmış başınızın çaresine bakın diye. Bu kadar para yok. Dön dolaş yastık altından Fitnat teyzenin bileziklerine varsa birkaç tane çeyrek altınına onunla ekonomi kurtarmaya kadar gelmiş.
deniz bitmiş, karaya oturmuş durumdalar. Bu altın borçlanmasının da maliyetini hep beraber ödeyeceğimizin bir kez daha altını çizmek isteriz. Son küçük bir notum, RTÜK enteresan bir karar aldı. 2019 tarihli bir mevzuata dayanak göstererek Deutsche Welle, Euronews, Voice of America gibi Türkiye'de faaliyet gösteren ve fiili durum olarak bunların muhalif görüp patronları üzerinden işsiz bıraktırdığı çok sayıda özgür gazeteci arkadaşımızın özgür gazetecilik yaptıkları, seslerini duyurdukları, hayata tutundukları yayın organlarını zapturapt altına almak için 3 günlük başvuru süresi vermiş. Bu alternatif mecralara denetim ve alternatif mecralara RTÜK eliyle sansür, ceza, kapatma girişimidir. Bu meselenin altını çiziyoruz. Bu girişimi bir kenaraya not ediyoruz. Fahrettin Altun'un gidici, Ebubekir Şahin'in gelici olduğu dönemlerde, bunun konuşulduğu dönemde Ebubekir Bey'in sansürcülük ve baskıcılık konusunda dış kulvardan yaptığı ataklar kayda değer gerçekten. Fahrettin Bey son 300 metrede biraz zorlanmakta ama hemen yanı başından onun pozisyonuna aday Ebubekir Şahin'in hızlandırdığı, sıklaştırdığı atakları göz doldurmakta. Finişi beyefendiye yaranmakta, birinden biri göğüsler ama seçimde finişe gittiğimizde vatandaş sizi nasıl tepeler hep birlikte izleyeceğiz. Bizim söyleyeceklerimiz bu kadar. Sorular varsa yanıtlayabiliriz arkadaşlar. Buyurun. Bunu sorayım sonra diğerini alayım. Bir, Mustafa Şentop hukuken sorun yok diyor. Hukuken ve anayasal olarak buz gibi bir sorun var. Ancak siyaseten bir sorun yok. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığından korkan yok. Eğer o da bizim adayımızdan korkmuyorsa, hani belli değilmiş ya adayımız, daha adayları yok diyorlar. Korkmuyorsa hodri meydan. Getirsinler seçim kararını oy birliğiyle alalım. Hep beraber vatandaşın kantarına çıkalım. Bakalım görelim vatandaşın gönül terazisindeki o kantar kimi ne kadar tartar. Bir görelim. Öyle hani dik dur eğilme, dik dur Sayın Cumhurbaşkanı eğilme. Dik dur, gel seçimde yarışalım, boyumuzu vatandaş ölçsün. Biz de dik duralım, sen de dik dur. Kimin boyu ne kadarmış, vatandaş boyumuzun ölçüsünü alsın. Vatandaştan korkan Cumhurbaşkanı mı olur? Vatandaştan korkan iktidar partisi mi olur? Eğer yoksa sorun, alalım seçim kanununu, seçim kararını. Zaten maddeyi okursanız seçim öne aldığında hiçbir sıkıntı yok. Ama şunu açıkça söyleyelim. Mustafa Şentop tutanak okuyorsa ona önce şu tutanağı okutalım. Yeniden seçilen milletvekili dokunulmazlık kazanacak mı efendim? Elbette, burada hiçbir şüphe yok. Mahkemeler yargılamaya ara verecek, hiçbir şüphe yok dedi. Enis Berberoğlu yeniden seçilince ara vermediler. Mustafa Şentop da kendi ifadeleri dururken okutturup Berberoğlu'nun milletvekilliğini düşürdü. Anayasa Mahkemesi en üst karar organı değil mi? Herhalde Şentop'tan iyi biliyorlar. Şentop'un anayasayı çiğnediğini, söylediğinin doğru, yaptığının anayasaya aykırı olduğunu söyledi. Böyle bir tutarsızlığın mimarı hiç çekinmeden tutuyor, diyor ki şuna bakın. Tutanaklarda arkadaşlarımız bu ifadelerin doğru olmadığını, yetersiz olduğunu, sorun çıkaracağını söylemişler. Anayasa Komisyonu üyelerimiz bunları birazdan paylaşacaklar. Ancak mesele şu. Hayati Yazıcı sormuş. Suni gündem nereden çıktı bu tartışma diyor Hayati Bey. MHP'den çıktı Hayati Bey. İnanmıyorsan çağır en güvendiğin gazetecileri sor. MHP kampında Milliyetçi Hareket Partililer kapanmışlar, çalışmışlar. Oradan perde arkası vermişler. Lütfen yazar mısınız diye. Yazın bunu. İçeride şu konuşuldu deyip bu konuyu konuşmuşlar. Bu konu konuşulsun isteyen MHP. Bana inanmıyorsanız
Yıldıray Çiçek var, genel başkan danışmanı. Çok temiz bir kardeşimiz. Çok tertemiz bir dili. Genel başkan danışmanı, Türk Gün Gazetesi'nin başyazarı. Cumhuriyet Halk Partisi'ne, bizlere sövmekten boş kalan zamanında başka bir köşe yazmış. Şentop rol kapmasın diyor. Ne? MHP, AK Partili kendilerinin de oy verdiği meclis başkanının rol çaldığını söylüyor kendinden. Tartışmayı MHP başlattı kendi kampında. Şimdi Şentop rol çalmasınmış. Şimdi eğer bu tartışmadan AKP rahatsızsa bilin ki küçük ortak yüzünden yürüyor. AKP böyle bir tartışmayı istiyorsa Hayati Bey bilmiyor ama içeriden MHP'ye bu talimatı saray veriyor. Çocuk muyuz, birbirimizi kandıracağız? Siyasette gizli diye bir şey var mı? MHP'nin kapalı toplantısı, toplantının kapalı kısmından perde arkası vereceğiz, yazarsanız memnun oluruz deyip ne kadar doğru düzgün perde arkaları yazıldı pazartesi günü. Vallahi burada hesap şu. Eğer başka bir şey karıştırmak istemiyorsa Sayın Bahçeli, buradaki hesap şu. Cumhuriyet Halk Partisi diyecek ki bu anayasaya aykırı, bir daha aday olamaz. Bunlar da diyecek ki bak Cumhurbaşkanımız ne kadar güçlü, korkuyor bunlar. Vallahi korkuyorsak namerdiz. Korkmuyorsanız haftaya seçime bekleriz. Bu kadar net. Bu kadar net. Anayasal sorun, hukuki sorun yok diyen Şentop'a inananlar inansın. Ama siyaseten size buradan ekmek yok. Cesareti olan alır seçimi öne, vatandaş da alır boyunun ölçüsünü. Bu kadar net. Teşekkür ederim. Genel başkanımız faturasını ödeyemeyen, ödeme güçlüğü çeken 10 milyonların sesi olmuştur. Karanlıkta kalmayı göze almıştır. Bir kurumsal karar almamıştır, aldırmamıştır. Bu onun kişisel protestosudur. Adalet yürüyüşüne başladığı gibi tek başına başlamıştır. Ve bu sürecin sonunda kendisi 2 Ekim 2021 Abant kampında uyarmıştı. Bunu yaparsanız elektrik şirketlerine iki çift sözüm var. Milletin sırtına çökmeye çalışırsanız, elektriğe düşündüğünüz zamları yapmaya kalkarsanız bunun bedelini ödeyeceksiniz demişti. Eğer zam yapılırsa gerekirse kademeli olarak tüketimi durdurmaya çağıracağız halkımızı demişti. Bunun mücadelesini bizzat vereceğim demişti. Zam atmaya kalkarlarsa yarın iktidarda olduğumuzda bunun hesabını da ayrıca soracağım demişti. O günkü bu üç kademeli uyarının ilk adımındayız. Adalet yürüyüşüne o ilk adımı nasıl tek başına attıysa o adımı atmıştır. İlerleyen süreçte, günlerde bizlere bir çağrısı olursa memnuniyetle ve mütabakatla hep birlikte uyacağızdır. Bugünlerde bu ilk adımına kendiliğinden iştirak etmekte olanlara saygılıyızdır. Bizim yaklaşımımız beşli çeteye baş kaldırmakken saray zihniyeti bunu kendisine ve devlete baş kaldırmak olarak görüyorsa sarayı beşli çetenin emrinde, beşli çetenin menfaatlerinin emrinde, devleti de bir partinin devletine dönüştürdüğünün itirafıdır. Semirttikleri çeteleri de devlet olarak görmeye başlamışlar. Zaten genel başkanımız bunun sinyalini aylar öncesinde vermişti. Şimdi size ne oluyor Bülent Turan? Beşli çete düşünsün, elektrik şirketleri düşünsün. Kemal Bey ödemezse ben ödeyeceğim diye taahhüdünüz mü var? Vatandaş ödemezse biz ödeyeceğiz diye taahhüdünüz mü var? Vatandaş ödemiyor değil, ödeyemiyor. Ve onlarla bir gönül bağı, onların durumunu dikkate çekmek, onların isyanını görünür kılmak için genel başkanımız kendisi bir protesto eylemiyle ilk adımı atıyor. Yalnız şunu uyaralım. Adalet yürüyüşü de Kemal Bey'in tek başına ve ilk adımıyla başlamıştı. Aklınızı başınıza toplayın. Kademeli olarak
2 Ekim günü ne dediysek sözümüzün arkasındayız. Bu zamlar geri alınacak. Bu millet rahatlatılacak. Bu millete nefes aldırılacak. Bu faturaların altında vatandaşı ezdirmeyiz. Onlar karınca gibi ezilecek insanlar değil, karıncanın kardeşi var, o da Cumhuriyet Halk Partisi'dir, o da Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Vatandaşı karınca gibi saraylarından görüp onları ezmeye çalışanların o ayak bileklerini tutarız. Gerekirse oraya kendimizi siper ederiz, vatandaşı size ezdirmeyiz. Bizim hesabımız, kitabımız, itirazımız beşli çeteye. AK Parti'nin sözcüsünün, AK Parti'nin grup başkan vekilinin, beşli çetenin müdafisi, savunmacısı, avukatı olmalarını milletimize şikayet ediyoruz. Yazıklar olsun. Biz diyoruz ki zammı geri alın, onlar diyor isyan çıkarmayın. Ne isyanı ya? Yokluk, yoksulluk ve bıçak kemikte. Buna isyan ediyorsa vatandaş, buna ortak olmak vatandaş Kemal'in de partisinin de görevidir kardeşim. Bunu böyle bilin. Hiç öyle tatava yapıp da işi sulandırmayın. Beşli çetenin avukatıysa Bülent Turan, beşli çetenin avukatıysa Ömer Çelik, beşli çetenin avukatıysa Şamil Tayyar, aferin, hayırlı olsun, vatandaş da bunu görür, sandıkta oy atarken attığı her oyun beşli çeteye dolar olarak gittiğini görür. Buna göre muamele edecek sizinle de. Buyurun. Denktaş'ın hatırasına saygılıyız. Mücahit Denktaş'a da, onun mücadele arkadaşlarına da rahmet diliyoruz. Kıbrıs Barış Harekatı'nın önemli bileşenidir. İfadeleri paylaşmamız mümkün değildir. Başka soru yoksa teşekkür ediyoruz.